İlçemizde siyaset yaptığını zanneden AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri ilçemizde çeşitli kurumlarda taşeron olarak çalışan işçi arkadaşlarımıza taşeron firmaları bizim emrimizde, biz ne dersek onu yapar diye açıklamalarda bulunup oy avcılığı peşine düşmüş. Bugün bunu belgelendirmek için Türkeli'de ve Sirok vilayetinde bu tür işleri başarıyla yapan ve bu zamanlarda Türkiye'de bu gördüğünüz 3 arkadaşımız 4 firma, 5 firmayla bu ilçede yıllardır bu işi yapıyor. Bu ilçede yapılan taşeron işleri hastanede, yatılı bölge okulunda, milli eğitimde, Orman işletme müdürlüğünde yapılan bütün işleri, ihalelerini alıp bu hizmetleri veren değerli firma yetkilileriyle beraber bugün bir araya geldik. Bunlar bizim yıllardır gönül dostlarımız. Her yaptıkları ticari faaliyette bizlerle beraber fikir alışverişinde bulunup bizimle beraber hareket eden arkadaşlarımız, yıllara varan dostluğumuzla bu siyasi konjüktürde de açık desteklerini bize beyan etmek için bir araya geldik. Onun için de bu toplantıyı yaptık. Şimdi ilçede şöyle bir durum var. En son Türkiye Devlet Hastanesi'ne güvenlikçi almak için AK Parti ilçe teşkilatı yaklaşık 35-40 kişiden ben seni güvenlikçi yapıyorum diye her zamanki yaptıkları yalan siyasetle kimlik belgesi toplamışlar. Bunun yalan ve yanlış olduğunu, detaylarını değerli Cemal Efendi anlatacağız. Değerli Cemalettin abim anlatacak. Biz alınan güvenlik işini arkamızda gördüğünüz arkadaşlardan başka hiç kimse bu işe başlayamayacağını basın yoluyla, basın aracıyla tüm Türkiye'li halkına ve kamuoyuna duyurup yalanla yapılan siyaseti çürütmek için bugün buradayız. İlçede taşeron işini yapan yol açan ticaretin yönetim kurulu başkanı, Atılganlar ve Türkeli Ahşap'ın bu işi yapan değerli yöneticisi Halil Atılgan ve Barış ve Alkan Şirketler Kurumu'nun değerli genel müdürü Kemalettin Bey aramızda. Yani Türkiye'li kamuoyuna şunu anlatmak zorunda hissettik kendimizi. Sevgili gençler, sizin elinizden size iş veriyoruz diye kimlik alıp sizin hayallerinizle oynayıp oy avcılığı yapan insanlara kanmayın. Son yapılan güvenlik işinde güvenlik sertifikası olan arkamızdaki değerli arkadaşlarımız bu işin adayıdır. Bunların dışında işe şu an için güvenlikçi olarak kimse alınmayacak. Artı bundan sonra yapılacak taşeron işlerinde de Türkiye'de yapılacak her türlü hizmetin yolu şu anki belediye başkanı adayı veyahut da AK Parti ilçe teşkilatından değil, bu gördüğünüz şahsım ve bu gördüğünüz ekipten geçecek. Bu ekipte bizimle birlikte olduğu için bugün burada toplandık. Bu basın açıklamasını hep birlikte yapmak kararı aldık. İşin detaylarını Cemalettin abim anlatacak. Güvenlik için bu detayları biliyor. Ne şartlar olduğunu size 2 dakika anlatacak. Sevgili gençler, birilerinin öğütlerine, birilerinin vaatlerine, birilerinin laflarına kanmayın. Onlar sizi sadece bir selpak mendili gibi seçimde kullanmak için önünüze bir sürü vaatler veriyor. Biz hiç yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik bu zamana kadar. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Türkiye'de bu tür hizmetlerde çalışmak isteyen bütün arkadaşların yolu şükürler olsun bizden geçecek. Bunu anlatmak için bugün buradayız. Detaylar için Cemalettin abimle bir iki kelime söyleyecek. Evet arkadaşlar, adım Kemalettin Adır. Barış Şirketler Kurumu'nu yapıyorum. Yani Barış Şirketler Kurumu dediğimiz zaman Barış Temizlik, Alkan Temizlik, Barış Güvenlik, CNS ve Koç Güvenlik hepsi bir şirketin içindedir. Ben de onun müdürlüğünü yapıyorum. 17 ayın 17'sinde güvenlik ihalesi oldu arkadaşlar. Türkeli 4, Durağan 4 kişi olarak ihaleye çıktı. İhale bizde kaldı. 1 Nisan'da göreve başlamamız lazımken şu anda seçim nedeniyle ve kendilerinin alınmasını istediği kişileri biz başlatmadığımız için bu işi seçimden sonra bıraktılar. Ve benim de duyduğuma göre burada 30-40 kişiye söz vermişler. 4 kişi alınacak, biz alacağız. Acaba o kişilere sormak lazım. Bu 4 kişi, 40 kişinin içinden kimlerdir? İsim var mı? Yok. Bize herhangi bir isim de verseler biz kesinlikle bu tür şeyleri kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bakın biz Sinop'ta ve ilçelerde biz aldığımız ihale Kamu Hastaneler Birliği. Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Durağan, Boyaba. Hepsi bizde. Güvenliği bizde, temizliği bizde, verisi bizde, hasta taşıma bizde. Sinop için ve ilçeler için konuşuyoruz. Ve şu anda hastanede güvenlikten, veriden, temizlikten çıkan eleman olsa dahi yerine eleman alınmıyor arkadaşlar. Kesinlikle buna hiçbir genç, hiçbir arkadaşımız inanmasın. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi var. İstifa eden, emekli olan ve ayrılan yerine eleman alınmıyor arkadaşlar. Ama bu ihalelerde elemanları şirketimiz alır. Ben ihale aldıysam adamı da sorarım burada yetkililere, kim belediye başkanıma sorarım. Referansı bizim için güçlü olan kişileri biz o kişilerle çalışırız. Yoksa yani bize bir parti telefon etti. Biz başkanımız 31 Mart'a kadar bir siyasi partinin temsil eder. Ama 31 Mart'tan sonra normal hiçbir siyasi görüşü ayırt etmeden elinden geldiği kadar yardımcı olmaya da çalışıyor. Ve biz tutun da yani Ahmet'i alın, Mehmet'i alın gibi hiçbir partinin güdümünde değiliz arkadaşlar. Bunu il de biliyor, ilçeler de biliyor. Biz bir yerde ihale aldığımız zaman sorarlar, araştırırlar. AK Parti bunu araştırır. Bu ihaleyi kim aldı? Barış Şirketler Grubu aldı. Bizim sözümüz geçmez derler. O nedenle hiçbir yani siyasi partinin ilçesi, ilçe başkanı veya bilhassa AK Parti böyle şeylere inanmasınlar. Hiçbir arkadaşımız, hiçbir gencimiz inanmasın. Ben ihaleyi aldıysam çalışacak elemanları da bizler seçeriz. Kimsenin yani Ahmet'in, Mehmet'in veya bir siyasi partinin de şirketimiz hiçbir siyasi partinin de güdümünde değildir arkadaşlar. Bizim için referans önemlidir. O nedenle hiç kimse burada seni işe alacağım, yaka kart alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım. Böyle bir şey yok. Bu acaba soruyorum ben bu yaka kartı veren arkadaşlara. Yaka kartının silahlı mı, silahsız mı? Ortaokul mezunu mu, lise mezunu mu? Şartlar vardır arkadaşlar. Bu şartlara göre alırız. O nedenle son kez söylüyorum. Hiçbir arkadaşımız kesinlikle seni işe alacağım, seni şuraya koyacağım, temizliği alacağım, veriyi alacağım, güvenliği alacağım diye kesinlikle inanmasınlar arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Adam alınacaksa bizler alırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar.